Önce 10'a böleceğiz sonra da 5'e böleceğiz. Dolayısıyla kesirlerle uğraşmamak için 10 çarpı 5'ten 50 birim diyeyim arkadaşlar bunun hacmine. 10'da birini içti. Yani 5 birim gitti. Geriye 45 kaldı. 45'i de 5 eşit parçaya bölersek bir tane burada şişeye 9 birim gelecek arkadaşlar. 9 birim başlangıçtakine göre oranı ne olur? 50 birim de başlangıçtaki. Böylece A şıkkı. Bir ABC sayısının onlar basamağındaki rakam 6 olacak. Dolayısıyla burada A faktöriyel çarpı 6 faktöriyel küçüktür C faktöriyel olmalı. O zaman C arkadaşlar burada ilk olarak 7 dersek A'nın alabileceği değerler 1 olur, 2 olur ve 3 olur. Neden? 7 çarpı 6 faktöriyel olduğu için 7 faktöriyel. Böylece bakın 1 çarpı 6 faktöriyel ya da 2 çarpı 6 faktöriyel ya da 3 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel yani 6 çarpı 6 faktöriyel hep 7 çarpı 6 faktöriyelden küçük olacaktır. Eğer c 8 olursa, 8 faktöriyel 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel demektir. Yani 56 çarpı 6 faktöriyel olur. Buna göre, 6 faktöriyelin yanına en fazla 56 çarpanını ekleyebilirim. O zaman a buradan 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. 4 faktöriyelin son 24 yapar. 5 koyarsak 120 olur ki 120 56'dan büyüktür. O zaman küçüktür olmaz. Buradan da 4 sayı geldi. Sonra arkadaşlar 9 faktöriyel dersek rakam olarak son 9 kaldı. O zaman 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyeldir. Buradan da A1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. 6 olmaz çünkü 6 arkadaşlar 720 olduğu için 9 çarpı 8 çarpı 7'den büyüktür. Dolayısıyla 5 tane sayı buradan geldi. 4 tane sayı buradan geldi 9. 3 tane de sayı buradan geldi. 12 oldu B şıkkı. Bu soru biraz zor bir soru. Çünkü burada tabanları ve üstleri sizin düşünmeniz gerekiyor. Ve A üzeri B şeklinde üstel gösterimde A sayısı taban B sayısı üs olduğu için bu sayının bütün her şeyini çarptığımız zaman 144'müş. Bir örnek göstereyim size. Mesela 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3 olsaydı bunun arkadaşlar taban ve üstlerinin çarpımı 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 3 olacaktı. Bunu anlamanız lazım. Ya da şöyle bir şey olsa 2 üzeri 6 çarpı 7 üzeri 3 olsa 2 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 3 bunun taban ve üstlerinin çarpımıdır. Dolayısıyla bu soruda şuna dikkat etmeniz lazım. 144'ün çarpanları 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2. Bunlardan bazıları arkadaşlar bu sayının tabanları. Haliyle bu sayının tabanları mecburen ne olmak zorunda? 2 ve 3. Neden 2 ve 3? Şimdi çarpanlar böyle. Gördüğünüz gibi. Bunlardan iki tanesi 2 ve 3'ü taban seçeceğim ki diğerlerini de üstüne yazayım arkadaşlar. Peki üstüne yazarken 2 üzeri 8, 3 üzeri 3 mi yazacağım? Ya da 2 üzeri 4, 3 üzeri 6 mı yazacağım? Hangisini yazacağım arkadaşlar? Ya da şöyle... 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 24 mi yazacağım? Sonuç itibariyle burada en nihayetinde üstlerin ne olduğunu bilmiyorum ama tabanlar 2 ve 3'ten oluşacağı kesin. Neden? Asal çarpanlara ayırıyoruz. Haliyle burada pozitif tam bölen sayısının formülü neydi? Üsleri 1 bir arttır. Birinci üst, ikinci üs, 1 arttır sonra çarp. O zaman hangisini seçerim? Tabii ki bunu seçerim. Çünkü 4 artı 1'den 5, 6 artı 1'den 7, Böylece çarpımları en az olur 35 C şıkkı. Herhangi bir x sayısı var arkadaşlar. 2 ile çarpıp 4 ekleyeceğiz. Sonra da 3'e böleceğiz. Sonra bu sayıyı yine bakın ardından buna şunu uygulayacağız. 3'e böleceğiz yani 3 bölü 3'ten burası 9 olacak artık. Sonra 2 çıkaracağız ve 2 ile çarpacağız. Mevzumuz bu ve Eksi 4 sayısına 5 eklediğimizde bunu 3 ile çarpımızda çarptığımızda bir de 1 eklediğimizde ne oluyor? E, ee, 1 çarpı 3 artı 1'den 4. Dolayısıyla burada bunlar sadeleşecek arkadaşlar. 2 olacak. 2x artı 4 eksi 18 bölü 9 eşittir 2 olur. 2x eksi 14 eşittir 18. 2x eşittir 32, x eşittir 16 oldu. E şıkkı. 56'nın arkadaşlar bölenlerinden küçüktür tabii toplamı neden? Şimdi 28 var, 14 var, 7 var, 8 var, başka 4 var, 2 var, 1 var. Bunların toplamı tabii ki 56'yı geçecek arkadaşlar. 51'in bölenlerine geldiğimiz zaman 17, 3, 1, Başka var mı? Yok. Haliyle tabii ki bu bu toplamlarından büyük olduğu için eksik sayı oldu. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 48, 8 daha 56. Burası da 7 oldu. 63 oldu. Büyük oldu arkadaşlar. Bu da eksik sayı oldu. Bu yüzden E şıkkı. 8 çarpı 2, 16. 4 çarpı 3, 12. Toplarsak 28 yapıyor. O zaman... Buraya çarpı, buraya çarpı, buraya da artı gelmesi lazım. Çarpının bir tanesinde arkadaşlar eksi var. Bir tanesinde artı var gördüğünüz gibi. Artının da altında eksi var. Şimdi böyle olabilir ama çarpının bir tanesinin altında artı olduğu için diğerinde de eksi olduğu için bu artı ve eksi yer değiştirebilir. O yüzden olabilir diyor. İlki gibi yaparsam 2 eksi 5 eksi 4 artı 6. Buradan da ne geliyor? Eksi 9, 8, e, eksi 1 oldu. Yani şıklarda yok. Bir de diğerini deneyelim o zaman. 2 artı 5, eksi 4, eksi 6. Bu da arkadaşlar eksi 3 oldu. B şıkkı. Ardışık iki sayının arasında arkadaşlar. Şimdi birden başlarsanız küçük oluyor zaten. Şöyle düşünelim. 5 ve 6'yı düşünelim bakın. Yani şunu diyebilirsiniz. Hemen 5 ve 6'yı denediniz tuttu mu? Hayır. Çok hızlı deneyeceksiniz ama. 2 ve 3'ü deneyeceksin. Birisi 4, birisi 9. Arada 5 sayı var. 3 ile 4'ü denesen 9, 16. Arada 7 sayı var. Gittikçe artıyor bak. E, 4 ile 5'i denesen 16 ile 25. Tamam. Biraz da arttı ama hala 10 sayı yok. 5 ile 6'yı dene. 25, 36. Yani bazen böyle arkadaşlar. Acaba nedir nedir diye düşüne, düşünene kadar hızlı bir deneme yapmanız daha kısa sürecektir abartılı derecede tek tek denemeyeceksek tabii. Haliyle buradan A5, B6 ardışık olduğu için o zaman C'de 7. 5 6'dan 11, 5 çarpı 7'den 35, 35 eksi 11 24. Bir tane daha çıkaracağım çünkü ikisi de dahil değil. Bu yüzden cevabımız C şıkkı 23. 48 gram un konmuş. E, ee, x eksi 10'un denklemi de şöyle. x eksi 10 mutlak değer bir değerden küçükse bakın ve eksili bir artılı yazılır. Dolayısıyla 8x 12 olur arkadaşlar. Şimdi buna kaç ekleyeceğiz? 48. Her iki tarafı 48 ekleyince 56 küçük eşit x artı 48 küçük eşit 60 oldu. 56 ile 60'ı sağlayacak. Burada eklediğimiz un miktarı. Hangisi olur arkadaşlar o da? D şıkkı. Bakın her iki tarafa eksi 2 a eksi 58 ve 2 yazarsak attığımızda 56 a ve 60 olur d şıkkı olur. AB ve CD sayılarının OBB 6 ise arkadaşlar hangi iki sayıyı seçebiliriz? 1 ve 2 12 olur. Sonra 5 ve 4 54 olur. Gerçekten 12 ve 54'ün OBB 6'dır. Haliyle bunları seçtiğimiz için geriye A'nın B'den farkı soruluyor. Onlar da 3 ve 7 arkadaşlar. Toplamları da 10. C şıkkı. Sarı renkli yandıktan sonra diyor arkadaşlar. Sorularda buna dikkat etmeniz lazım. Nokta noktadan sonra mı yoksa nokta 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 inci mi diyor? Ona dikkat etmeniz lazım. Yani 5. gün demekle bundan 5 gün sonrası demek farklı şeydir. Örnek: Bundan 2 gün sonrası diyelim bugün pazartesi olsun çarşamba olur. Bundan itibaren ikinci gün dersek salı günü olur. O yüzden sorularda sonra mı demiş nokta nokta inci mi demiş ona dikkat edin. Dolayısıyla burada sonra denmiş haliyle kırmızı geldiğine göre bir kere nasıl olacak? Sarıyla başlıyoruz ama artık bununla başladık. Kırmızı, mavi, beyaz, sarı, kırmızı, mavi, beyaz, sarı. Gördüğünüz gibi periyodumuz KMBS şeklinde devam ediyor. Ve burada her dört seferde bir başa dönüyoruz. Yani kırmızıya dönüyoruz. Neden sarıyı kale almıyorum? Aslında alıyorum en başta bu yandı. Bundan sonraki zamanda gelecek olanları kale aldığım için kırmızıdan başlayacağım. O yüzden sonra kısmını önemsedim. Dolayısıyla AB kırmızı olduğuna göre arkadaşlar bu ne demek? Dördün katının bir fazlası olması demek ki K'ye ulaşalım. O zaman çift sayıyla tek sayıyı topladık. Çünkü 4K çift sayıdır. Bir tek sayıdır. A çarpı B tekmiş. İki sayının çarpımı tekse A da tektir. B de tektir, tektir arkadaşlar. B artı C gün sonra beyaz renkli yanıyormuş. B artı C o zaman 4M artı 3 olur. Neden? 1, 2, 3. Her 4'ün katına ulaştıktan sonra 3 eklememiz lazım ki beyaza ulaşalım. Örnek 43 veya 23 veya 63 gibi düşünün. Dolayısıyla bu şekilde olduğunda da yine çift artı tekten tek oldu. Yani B artı C tek. B'nin zaten tek olduğunu söylemiştik. Demek ki C çiftmiş arkadaşlar. Bu yüzden A artı C tek artı çiftten tek olur olmaz. B çarpı C birisi çift olduğu için çarpımları çifttir. A kare tek gelecek. B zaten tek. Toplamları çift oldu. 2, 3, D şıkkı. Yukarıyı 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4 parantezini alalım. Sonra da burası bakın 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Böylece 2 üzeri 4 parantezini alırsak 10 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4 olur. Hatta bakın burada bir daha 2 üzeri 4 parantezini alırsak 5 üzeri 4 eksi 1 olacaktır. Aşağıya baktığınız zaman 5 üzeri 2 eksi 1 ile 5 üzeri 2 artı 1'in çarpımı nedir? 2 kare farkından dolayı 5 üzeri 4 eksi 1. O zaman bunlar gitti. 2 üzeri 4'lerden bir tanesi de gitti. 2 üzeri 4'ten 16 oldu. B şıkkı. İlk uzunluk arkadaşlar tek tek topladığımızda 60 santim. Ve bakın şimdi bir seferlik göstereyim. Birinci hamle mor. Sonra ikinci hamle sarı. Üçüncü hamle yeşil. Dördüncü hamle mavi. Ve beşinci hamle kırmızıyı yaptığımız zaman aynen burayı böyle olduğu gibi sağına attık. 60 artı 60'tan 120 oldu. Demek ki 5 hamlede bir 60 ekleniyor üzerine. O zaman başlangıçta 60 var. 27 hamle 25 artı 2'den oluşur. Yani 25 ile 5'e bölersek 5 tane 60'tan oluşur. 300 geriye kaldı 2 hamle. O ilk 2 hamle olacak. Neden? 25 hamle tamamen bitti. Artık yeni 2 hamleye geçtik. Onlar da 20 ve 10 olduğu için 30 ekleyeceğiz. Böylece düzenin uzunluğu 390 D Tabii ki trigonometride arkadaşlar saat yönünün tersi pozitiftir ama bu soruda saat yönünü pozitif olarak algılanmış. Şimdi ona göre hareket edelim biz de. Burada bakın zıt hareket edeceği için bu saat yönünün tersi oldu. Bu yüzden eksi. Bunlar aynı yönde dönüyor. Bakın bu böyle gittikçe bu da böyle gidiyor. Dolayısıyla eksi olduğundan mor eksi olur. Zıt hareket ettiğinden sarı da artı olacak. Eksi eksi artı oldu. D şıkkı. Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, burada ödülleri alırken arkadaşlar bir sınır yok. Yani iki kere aynı ödülü alabilirsiniz. Çünkü bölmeleri çarkı çevirdiğiniz zaman şöyle. Bir bölmeye ardarda arda ilk kere gelme hakkınız var. Onu sonuçta o dilimi oradan almıyorsunuz. Döndürdünüz diyelim 21'e denk geldiniz. Sonra bir daha böyle döndürdünüz. Yine 21'e denk gelebilirsiniz. Haliyle en büyük ödülü alayım ki toplamları 42 olsun. Böylece arkadaşlar 1 TL'lik, 2 TL'lik, 3 TL'lik böyle bunlardan tek tek alayım. Bu arada ödülleri alırken de en fazla ödül almasını istiyoruz. Haliyle en fazla sayıda ödül alması için en küçükten tek tek başlarım. 1, 2, 3, nokta nokta N'ye kadar giderim. Ancak N çarpı N artı 1 bölü 2 arkadaşlar 42 olursa N çarpı N artı 1 84 olur ki bu da bir tam sayıya eşit olmaz. Dolayısıyla 84'e en yakın hangi sayı var ardışık iki sayının çarpımı olarak? Tabii ki 8 çarpı 9 yani 72. O zaman neye buradan 8 oldu. Demek ki 1'den 8'e kadar toplam 8 tane hediye alabilirmiş en fazla C şıkkı. Böylece aslında şunu da görmüş olduk. 42 TL'lik ödül almak istiyorduk ama hedefimiz en büyük ödül almak değil en çok ödül almak. Dolayısıyla 42 değilmiş Neymiş? 36'ymış. Sebep? n çarpı n artı 1 bölü 2 72 olursa n çarpı n artı 1 8 çarpı 9 olur arkadaşlar. Bunun içinde 36 olması gerekir. Onu sorsaydı cevabı da 36 diyecektik. Sol tarafta arkadaşlar bakın üst üste herhangi bir iç içe geçme durumu yok. 3 tane tabure üst üste denk gelmiş. Şimdi alt sağdaki taburede ise durum şu. En altta bir tane tabure var. Onun üstüne artık oturtulanlar var. Yani bizim bu üst üste oturtulduğu zaman kaç birim uzunluk onu görmemiz lazım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Demek ki bir tanenin üstüne 5 birim, onu bilmiyoruz ne kadar kalınlığını. Böyle 5 birim kalınlığında bir düzenek oturtulmuş gibi oluyor iç içe geçtiği için. Dolayısıyla bu 3x, 5y artı x'in 2 katı diyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2x artı 10y eşittir 3 xten 10 y x oldu. Yani kalınlığını 10 katı taburenin boyutuna eşitmiş. Burada 3. durumda ise 8 tane kalınlık var. Yani 8 y diyeceğiz. Sonra 1 tabure diyeceğiz. Bir taburenin artık boyutunu 10 y olarak bulduk. 8 y artı 10 y'den 18 y oldu buranın uzunluğu. Bir taburenin boyutunun o zaman 10'a bölersek 1.8 katı olduğunu gördüm. D şıkkı. Başlangıçta 10 TL'lik simit aldı. 20 lira kazandı. Bununla da simit aldı. 20 tane. O zaman arkadaşlar 40 liraya sattı. 40 lira kazandı. Ve 40 tane simit aldı. O zaman artık 40 tane simit alınca bunları 2 çarpı 40'tan 80 TL'ye sattı. 80 TL ile de kaç tane simit aldı? 80 simit. Burada duralım çünkü 80 simitten 160 TL kazanacak. Ve şu an cebindeki para 96 TL. 64 TL'lik daha simit satması lazım. Tanesini 2 TL'ye sattığı için demek ki 32 tane daha simit satması gerekiyor arkadaşlar. A şıkkı. Cismin kendi ağırlığını arkadaşlar S diyelim. E, zelyum gezegeninde buradaki e, yer çekimine GZ diyelim. Böylece 6 tane sarının ağırlığı zelyum gezegeninin katkısıyla Diğerinin de diğer gezegenin arkadaşlar mavi dersek kendi ağırlığına buna da GT diyeceğim. Ve 3 tanesinin ağırlığına denk geliyormuş. İkinci durumda bir mavi bilyenin ağırlığı ve 8 sarı bilyenin ağırlığına bakacağız şimdi. Aynı yorumu burada da yapalım arkadaşlar. 8S çarpı GT diyelim. Sonra da bir mavi çarpı GZ diyelim. Taraf tarafa böldüğümüz zaman S'ler gider, M'ler gider. Böylece mavi ve sarının ağırlığını bilmek zorunda kalmıyorum. 6 ile 3'ü sadeleştiriyorum. 2, 2 ile 8'i sadeleştiriyorum. 4, GZ bölü 4 GT eşittir. GT bölü GZ. O zaman bakın GT'nin karesi bölü GZ'nin karesi arkadaşlar. 1 bölü 4 oldu. Bunların kare aldığımız zaman 1 bölü 2 gelir. Tabii ki bunların oranları kaç olabilir demiş. Yani gz'nin gt oranı 2, t'nin de z oranı 1 bölü 2. Şıklarda 2 olduğu için bunu işaretliyoruz A şıkkı. Soruda belki zorlanmanızın sebebi arkadaşlar işte şu yer çekimi katkısını belki eklemeyi unutmak olabilir. Ya da nasıl kullanacağız yer çekimi mantığını işte bu şekilde yer çekiminin katkısıyla bunlar ağırlaşıyor ya da hafifleşiyor. O zaman bu sağladığı katkı toplamsal değil çarpımsal tabii ki. Bu soruda adım sayısı fazla değil arkadaşlar. O yüzden mantıklı olan tek tek yazmaktır. Yani dördüncü adımda şuna bakacağız. Şimdi fark etmeniz gereken bir şey şu. Birinci adımda 1, 2, 3. İkinci adımda 2, 3, 4. Üçüncü adımda 3, 4, 5. Dördüncü adımda 4, 5, 6 e sütunlar. Yani o zaman burada 4 kapanır çünkü ters çevireceğiz. 5 açılır, 6 kapanır. Diğerlerine zaten dokunmuyorum. 7 ve 8 açık olarak duruyor. 2 de arkadaşlar açık olarak duruyor. 5. adıma geçtiğimiz zaman artık 5'i kapatacağız. 6 kapanmıştı. Geri açılacak. 7 kapanacak. 8'e dokunmuyorum zaten. 2'ye de dokunmuyorum. Sonra 6. adımda 6'yı kapatıyorum arkadaşlar. 7 kapalıydı, açıldı. 8'i de kapattım. Böylece 7 ve 2 bakın açık kaldı. Toplamları 9 A şıkkı. Erken yazıldığı için birisi arkadaşlar yaşı daha büyük görünür. Örnek yaşı 10'sa 12 görünür gibi düşünün. Erken yazılmış çünkü mesela 1987 doğumlu değil de nüfusa göre 1985 doğumlu görünen bir insan tabii ki olduğundan daha büyük görünür. Yine geç yazılanda daha küçük görünür arkadaşlar. O zaman şunu anlıyoruz. Burada 51 ve 52'ye çıktığı için ortalama Mahmut ve Cevat geç yazılmış. Çünkü olduklarından arkadaşlar daha küçük görünüyorlar. Böylece gerçek yaşlarına döndüklerinde ortalama büyüdü. Bayram da o zaman erken yazılmış. Evet bu doğru. Nüfus kağıtlarına göre yaşı en fazla olan Cevat'tır. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü ilk yaşına göre sadece yaşının daha büyük olduğunu biliyoruz. Evet bu ilk yaşına göre daha fazla ama... Cevat mı daha büyük, Mahmut mu daha büyük bilemeyiz. Çünkü şuna dikkat etmeniz lazım. C artı M artı B bölü 3 diyelim. İkinci durumda ortalama 1 büyüyor demek kişi sayısının katı kadar artar. Yani ortalama 1 mi büyüyor? O zaman Cevat normalde 3 yaş daha büyükmüş arkadaşlar. Yine diğerine geldiğimiz zaman Mahmut B ve C. Burada da 3'e böldüğümüzde 52'ye yükselmiş. Yani 2 artmış. O zaman arkadaşlar... Normalde 6 yaş daha fazla ama kendi yaşından 6 yaş fazla görünüyor. Öbürü de kendi yaşından 3 fazla görünüyor. Ama hangisinin kaç yaşında olduğunu bilmediğimizden buna yorum yapamayız. Üçüncüde de yine Mahmut Cevat'tan 6 yaş küçüktür yorumu yapamayız arkadaşlar. Aynı söylediğim bu sebepten dolayı kendi yaşlarını bilmediğimiz için. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir. İlk başta arkadaşlar Ankara'ya kaç kilometre kaldığı görünmüyor. Ama 4 saat sonra 60 kilometrelik hızla ne kadar yol alır? 240 kilometre. 240 kilometre gittiğinde Ankara'ya 325 kilometre yolu var. Demek ki başlangıca geri dönersek yani 325 metre kilometre geriye dönersek bunun ilk etapta Ankara'ya daha uzak olması gerekiyor. O yüzden topluyoruz. 600, 60, 500, 60, 5 kilometre oluyor arkadaşlar ilk Ankara'ya olan uzaklığı dolayısıyla 565 Ankara'ya uzaklığı Salihli'ye de 72 kilometre uzaklığı var o zaman bu sabit bir yerde durduğuna göre birisine göre daha yakın birisine daha uzak bunların arasındaki uzaklığı da birbirinden çıkartarak buluruz bu da 5-2-3 6-7-9 ve 493 oldu D şıkkı dikdörtgen kumaşın kenarlarını ölçtüğünde alanın %44 fazla ölçüyorsa karenin de bir dikdörtgen olduğunu düşünün işiniz daha rahat olsun. Mesela şöyle bakın bir kenarı 10 birim bir kenarı 11 birim olsa normalde alanı 100'dür. %44 arttığına göre alanın %44 olması için kenarların ikişer birim daha fazla ölçülmesi lazım. Burada dediğim gibi şunu diyebilirsiniz ama bu dikdörtgen belki kenarları eş değil fark etmez. Sonuçta temel benzerlik gibi düşünün arkadaşlar. Burayı ne kadar oranda fazla ölçüyorsa burayı da aynı oranda fazla ölçer. Dolayısıyla %100'den 140'te 144 bölü 100'e çıkıyorsa %44 arttıysa hem eni hem boyu %20'şer artmış demektir. Ondan 12'ye %20 artış olduğu için. Demek ki bu %20 fazla ölçüyor. Buna göre arkadaşlar metresi 50 TL olan bir kurdeleyi 240 santim olarak sattığını düşünüyorsa aslında bu gerçektekinin 120 bölü 100'ü kadar satmıştır. Kurdelenin sadece uzunluğunu hesaplayacağı için ölçerken burada artık karesini almamıza gerek yok. Böylece x arkadaşlar 200 santim oldu. Gerçek kendi uzunluğu demek. Demek ki 40 santim fazla ölçmüş. O zaman arkadaşlar 40 santim 0.4 metredir. 50 çarpı 0.4'ten 20 TL fazladan kazandı C şıkkı. en az hamle yapılması için arkadaşlar bakın önce şunu kullanırım. Yani bir tanesine 3 tane bağlarım. Böylece 4 tane halka olur. 4 halkadan kaç tane var bu şekilde o zaman yapabileceğim hamle sayısı? 12. 48'i 4'e böldüğüm zaman 12'li 12 tane dörtlü halka olur elimizde. Şöyle bir görüntü yani burada elde ettiğimiz bu görüntü. Şimdi bunları da birbirine bağlayacağım ki bütün halkalar birbirine bağlansın. Bunda da şundan yararlanacağım. Bakın şimdi. Normalde bir tanesine 3 tane bağlı değil mi? Burada bir tanesine yine 3 tane bağlayacağım aslında. Şu şekilde. Ee, bu dörtlerin birini. Şunlardan bir tanesini bakın bağlıyorum. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Haliyle ben yine aslında gerçekten bir tanesine bir tane bağlamış oldum. Sadece bu dörtlüğü olduğum gibi buna kattığım için her birinde bir örnek göstereyim bakın. Şöyle 1. Bunlar zaten dörtlüydü. Sonra bakın yine 1. Şunlar zaten dörtlüydü. Gördünüz mü? Bu şekilde 1, 2, 3 tane bağladım. O zaman bu mantıklı arkadaşlar. Elimizde 12 tane halka var. Bunları üçlü üçlü bağlayacağımız için 12 bölü 3'ten 4 hamleye daha ihtiyacım var benim. Her bir halka için. Dolayısıyla 4 hamle. 12 hamle daha toplam 16 oldu B şıkkı. V bağlıcı içeren satır sayısı içermeyenin 4 katıymış. O zaman 120 eksi N diyelim. N tanesi de içermiyor olsun. İçermeyenin bakın 4 katı. Dolayısıyla 120 eşittir 5 N'den. N 24 oldu. 24 satırda içermiyor V bağlıcı. Demek ki 120'den 24 çıkarırsak 96 satırda V var. Ama bazılarında iki, bazılarında bir. Ama kesinlikle bu 96 satırda V var, değil mi? 96 tanesinde garanti bir tane var. Geriye kalan X tanesinde de arkadaşlar ekstra bir tane daha var ki toplamları 150 bağlaç yapıyor. Dolayısıyla burası 54 oldu. 54 tane satırda arkadaşlar 2 tane V bağlacı olacak. D şıkkı. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz ikinci yol olarak x tanesinde 2 tane var. 96 eksi x tanesinde 1 tane var. Eşittir 150. Bu şu kısmı çok mantığını oturtmayan, pratik olamayanlar için temel bu mantıkla yapabilirsiniz. 1680 gram suda bekletilmiş ceviz elde etmek istiyor. Peki ne kadar oran artmış? Bakın %20 oranında artıyormuş suda bekletildiğinde. O zaman suda bekletmeden önceki haline K diyelim. K'nın 120 bölü 100'ü arkadaşlar 1680 olması lazım. Buradan da 168 12 ile sadeleşir. 14 böylece 1400 gram kurutulmuş ceviz elde etmesi lazım. 1400 gram kurutulmuş ceviz elde etmek için de ağırlığının %30'unu kaybettiğine göre ilk haline A dersek ilk halinin %70'i 1400'e eşit olur. Böylece ilk hali de arkadaşlar ham alınmış hali 2000 gram oldu. Ancak 2000 gram aldığı halde elde ettiği ceviz istediği gibi olmamış. Çünkü %40'mış aslında gerçek oran. 2000'in %40'ı gidiyorsa %60'ı kalır. Kuruyan kısım %60 olduğu için 1200 gram elinde kurumuş ceviz kaldı arkadaşlar. 1200 gramında %20 oranında artmasında bir sıkıntı yok. O oran aynen devam ediyor. O zaman %20 oranında arttıysa yeni durumda 120 bölü yüzüne ulaştı şişerek ceviz. Haliyle bu da 1440 gram yaptı arkadaşlar D şıkkı. Yukarıda arkadaşlar medyanın tanımı yapılmış, modun tanımı yapılmış. Mod en çok tekrar eden eleman. Medyan da eğer terim sayısı tekse ortadaki terim, çift sayısı ortadaki terimin toplamının yarısı. İlk terimde, ilk terim dizisinde bakın ortanca mesela 7. Modu e, mod yokmuş o zaman tekrar eden sayı yok demektir arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı. Bir de küçükten büyüğe sıralanmış. O zaman C mecburen 11. A ve B'ye geldiğimiz zaman da A, B arkadaşlar 4, 5, 6'dan ikisi olması lazım. Yalnız 5'ten küçük olduğu için A o zaman mecburen A'da 4 oldu. Onu da hemen yerleştirelim. Sonra arkadaşlar B 5 mi 6 mı onu da nasıl anlayacağız? Şimdi bunun medyanı ortadaki iki terimin toplamının yarısı. O zaman B 5 olmalı. Çünkü B 6 olursa toplamlarının yarısı tam sayı olmaz medyanı bir tam sayı diyor. Dolayısıyla B'nin de 5 olduğunu anladık ki hakikaten 5 artı 11 bölü 2'den böylece medyanı bu dizinin 8 olur. Şimdi 4, 5, 5, 11, D ve 22. Böylece bakın iki tane terimi gerçekten birbirine eşit. Soruda öyle diyordu zaten. Ve bu dizinin aritmetik ortalaması bir tam sayıymış. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman arkadaşlar 47 artı D bölü 6'nın bir tam sayıya eşit olması lazım. 47'nin 6 ile bölümünden kalan 5. O zaman D'nin 6 ile bölümünden kalanın kaç olması lazım? 1. Çünkü buradan 5 gelecek. Buradan da 1 kalanı gelirse böylece toplamları 6'ya tam bölünür. 11'den büyük 6 ile bölümünden kalan 1 olan sayılar 13 var. Bir de 19 var arkadaşlar. Daha da olamaz çünkü 22'den küçük olmalı. Bu ikisinin toplamı da 32 oldu. E şıkkı. Burada toplam meyve sayısı verildiği için önce bilinenden başlayalım. Bakın armut ve elma soruluyor. Dolayısıyla 120 derece 360'ın 3'te biridir. Demek ki tüm meyvelerin 3'te biri armutmuş arkadaşlar. 180 tane. Sonra elma da 60 derece olacak toplam 360 olması için. Yani 540'ın 6'da biri. Yani şurayı düzeltiyorum. 90 tane elma oldu. 90 elmanın da %40 arkadaşlar çürükmüş. 90 çarpı 40 bölü 100. Buradan da 36 tane elma ağacı yapar arkadaşlar. Gelelim armuta. Armutun sağlam kısmı armutun da çürüğü %40. O zaman 60 bölü 100'ü sağlamdır. Bu da 108 yapar. Farklarını aldığımız zaman 72 oldu B şıkkı. Kesirlerle uğraşmamak için Begüm'ün kapasitesine 2K diyelim. Arda'nın kapasitesine de 4K diyelim. Güçlerini birleştirdiler. 6K iş gücüyle T saat çalışıp anneleri T saat sonra gelsin. Bunlar annelerinden 1 bölü 3 saat sonra işi bitiriyorlar. Bakın bu şekilde. Eğer arda kapasitesini 2 katına çıkarırsa yani 8K olursa e, Begüm de yarıya indirirse K'ya düşer demektir. Annelerinin geldiğinden 1 bölü 3 saat. 20 dakika diyor ya onu biz saate çevirmemiz lazım. Bu şekilde e, sürede bitiriyorlarmış. Ve iş aynı iş sonuçta evin temizliği. Haliyle buradan arkadaşlar 6K 9K sadeleşir. Buraya 2 derim. Buraya da 3 derim. 2T artı 2 bölü 3 eşittir. 3T eksi 3 bölü 3. Kesirlerle uğraşmayayım diye onu sadeleştirmedim. 5 bölü 3 eşittir T. Bu saatte arkadaşlar. O zaman 60 ile çarparsak sadeleşir. 100 dakika yapar. 100 dakikada 1 saat 40 dakika olacak. O zaman demek ki 14 kaçta geliyordu? 15.00'da başlıyorlar temizliğe. Annesi 1 saat 40 dakika ekleyecek üzerine geldiği zaman 16.40 E şıkkında geldi. Şu ilk öncülü arkadaşlar biraz tehlikeli. Şuna dikkat etmeniz lazım. Elimizdeki grafik tersinin grafiği değil. O yüzden 8 ile 12 aralığında bize verdiği değer şöyle bir değer gibi düşünün. Bakın f'in tersi 9 küçük müdür g'nin tersi 9'a. Ama bende ne grafiği var? F grafiği. Yani bu şu demek. Fonksiyonda ne verirsem 9'a gidiyor. G'ye bak şimdi. Bir değerle çürüteceğiz olayı. Mesela 9 burası olsun. G'de arkadaşlar ne verirsek 9'a gidiyor. Mesela 0 ile 2 arasında 1 olsun. G1 arkadaşlar 9'a eşit. Bu yüzden de g'nin tersi 9 1'e eşit düşünebiliriz. Kafamdan da değer uydurdum sakın hani neden 1 oluyor demeyin. Maksat olayı daha iyi anlayın diye. Bakın burada da aynı şekilde f fonksiyonuna bakıyorum. Mesela burası da 4 olsun. f4 arkadaşlar 9'a eşit. O zaman f'in tersi 9 da 4'e eşit. Bakın f'in tersi 9 g'nin tersi 9'dan daha büyük oldu. Birinci öncül direkt gitti. 0 ile 8 aralığında f'in tersi x g'nin tersi x Bakalım aynı yorumu şimdi bak burada yine siliyorum. 0 ile 8 aralığı arkadaşlar bakın şimdi 0 ile 8 aralığı şöyle bir yer. Ee, yine aynı yorumu yapacağım. Örnek mesela ne olsun ee, 6 olsun tamam mı? Şimdi arkadaşlar F'in tersi yani ne verirsem e, G, gerçi burası mavi olan G'ymiş. Ne verirsem arkadaşlar 6'ya gidiyor 5 olsun mesela. G5 arkadaşlar 6'ya gidiyormuş. O zaman G'nin tersi 6 5 olur. Aynı değeri F'te de düşünelim şimdi. F'te bakın aynı değer kırmızı olan burası negatife gitti. He, demek ki uyduruktan şuraya bir -6 yazsam F eksi 6'nın 6'ya eşit olduğunu gördüm. F'nin tersi 6'da arkadaşlar -6 oldu. Demek ki gerçekten G'nin tersi F'nin tersinden büyükmüş arkadaşlar. O zaman bu doğru. F'nin tersi 0 bakalım ne verirsek sıfıra gider demek bu. Haliyle baktığımız zaman burada arkadaşlar ne verirsek sıfıra gidiyor f gördüğünüz gibi şöyle bir değerde eksi 7 ile sıfır aralığında mesela eksi 6 gibi uydurdum şimdi ama burada arkadaşlar gördüğünüz gibi g 7 sıfırdır. O yüzden g'nin tersi 0 7 iken F'nin tersi 0, eksi 7'den biraz büyük bir değer, eksi 6 gibi uydurdum bunu. Dolayısıyla bu da yanlış geldi cevabımız dolayısıyla. Yalnız 2 B şıkkı. Denemekte bir mahsur yok ama düzgün sağlam bir şekilde gitmek lazım. Bir kural vermiş ona göre arkadaşlar polinomu yazacağız şimdi. P 2 x neye eşit neye gördüğün yere 2 yaz. x kare artı x artı 2. 4px burada yerine yazarsak arkadaşlar e, ne olacaktır 4x artı 16 bunların katsayılar toplamı x yerine 1 yazarsak 20 artı 4'ten 24 geldi demek ki m 24'müş x eksi 24 ile bölümünden kalan 0 şey e, kalan demek burayı 0 eşitle demek x gördüğün yere 24 yaz demek polinomda lütfen eksiğiniz olmasın aYt için de önemli arkadaşlar. Ee, neden sıfıra eşitliyoruz? Ta onu kalanda uzunca anlatıyoruz. Şu an sadece bu bilgiyi vereyim. Kalan bulurken sıfıra eşitle böylece x yerine yazacağın sayıyı bul. Haliyle artık buradan P2, ne, e, P1 neye eşit arkadaşlar? x artı x artı birden 2x artı 1. 3px neye eşit? O da 3x artı 9'dan 3x artı 9. Taraf tarafa çıkarıyorum. Eksi x eksi 8. Böylece bu polinomun x eksi 24 ile bölümünden kalan x yerine 24 yazarsak eksi 24 eksi 8 daha eksi 32 oldu a şıkkı. Bunlar arkadaşlar kablo yani böyle şey değil nedir onun adı sütun değil ki hani fazla olsun fazla olmasında bir mahsur yok kablo böyle biraz sarkar sadece bağlantı kurarız sadece yeter ki kablo yetmemezlik problemi olmasın. O da sadece burada olur. 20, 25 ve 30'u seçersek arkadaşlar bu kabloların toplamı 80 yapmıyor, 70 oluyor bakın. Haliyle o zaman yetişmiyor. Diğerlerinde fazla geliyor. Fazla gelmesinde bir mahsur yoktur kablonun. Tam ayarında olmasına gerek yok. Dolayısıyla 5'in üçlüsü tüm durumlar istemediğimiz durum bir durum. Dolayısıyla 1 eksi 1 bölü 10'dan istenen olasılık 9 bölü 10 olur. Aslında olay buydu. E şıkkı. Taradığı alan arkadaşlar bir dairedir. Ve dairelerin bakın merkez açıları aynı olduğu için benzerlik oranı vardır burada. Çünkü daireler de benzer olur açıları aynıysa. Dolayısıyla alan oranı 1 bölü 4 ise benzerlik oranı kaçtır? 1 bölü 2. K'ya 2K olur. CK'nın FC'ye oranı. Sonra arkadaşlar tabana dikindiriyorum. İki eşkenar üçgen olduğu için 4 4 ayrılıyor. Burası da 4 kök 3 oluyor. Şöyle bir Pisagor yapabilirim artık. Çünkü tüm uzunluğun 3 kök 37 olduğunu bildiğim için burası 2 kök 37 olacak. Burası da kök 37 olacak. Böylece 2 kök 37 şu üçgende FC'nin uzunluğu 4 çarpı 37 eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48 artı şuraya böyle K diyeyim. FK'nın karesi. Böylece 148'den 48 çıkarsa 100 eşittir FK'nın karesi. FK buradan arkadaşlar 10 oldu. Zaten DK 4 olduğu için FD'ye 6 kaldı. D şıkkı. Özel üçgenlere dikkat. 5'in 13 katı, 3'ün 13 katı, 4'ün 13 katı ikinci durumda 52 olur. 41 9 burası 40 ama bilmek zorunda değilsiniz. Şöyle 41'in karesi eksi 9'un karesi eşittir. E, karesi. 2 kare farkı 41 eksi 9'dan 32. 41 artı 9'dan 50. Böylece arkadaşlar 32 çarpı 50 ne olur? 32 çarpı 2 çarpı 25. Bu zaten 8'in karesi. Bu da 5'in karesi. Gerçekten 40 oldu. Yani göremesen normal Pisagor'la iki kare farkından geliyor. Dolayısıyla burada 4 yılda arkadaşlar 40'tan 52'ye bakın. 4 yılda 12 artmış. O zaman 1 yılda 3 artar. 6 yılda boyu 18 artar. 40'tı. 18 daha 58 olur C şıkkı. AB tam ortasından bölündüğü için DL arkadaşlar burada 25 olacak. E noktasının AD'ye uzaklığı 33 ise haliyle tabii ki buraya 8 kalır. İkizkenar üçgen olduğu için 30'un yarısı 15 olur. 8 15 17 üçgeninden EF ve EG ikizkenardan 17 17. 34 artı 30'dan da çevresi 64 oldu. C şıkkı. Katladığımızda uzunluk ve açı değişmez. Bakın şöyle bir durum olacaktır. Şimdi katladım. CE 5 verildiği için yine 5. Sonra 13 olduğu için BC 12. Böylece burada da arkadaşlar BK 12. Aynı yorumla katladığımızda AF 8 verilmiş. Böylece FK da 8 Yön değişmez 90 derece. 90 derece arkadaşlar. Şey açı değişmez pardon. Sonra yine 6, 8, 10'dan AD 6. Burası da 6. Şimdi bakın. Buraya alfa dersem burası 180 eksi alfadır. Ve sinüs alfa sinüs 180 eksi alfa eşit olur. İki üçgenin sinüsleri aynıysa alanları çarpımı direkt bakın kenarların çarpımıyla oranlı olacak. Uzun uzun böyle yazmaya bile gerek yok da ben göstereyim bakın. Sinüs alfalar birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. Böylece 96 bölü 30 sadeleştirirsek yani 6'ya bölersem 16 bölü 5 oldu. C şıkkı geldi. AB bölü 2 sinüs alfa sinüs dalının formülüdür arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. 1, 2, 3, 4, 5, 1'i birleştirelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sonra geri buraya döneceğiz. Bir kenara 4A, yüksekliğe de 2A diyelim. Böylece taban alanı çarpı şey taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan arkadaşlar 4A kare eşittir 20. Yani A kare buradan 5 olur. Kenarda dursun bu. Şimdi bunu silelim. Bununla işimiz kalmadı. Artık 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 birleştireceğim. 1, 6, 7, 8, 9, 10 ve 1. Gördüğünüz gibi böyle bir dik üçgen Buranın alanı bir kenarı 2A, diğer kenarı 4A bölü 2'den 4A kare. Diğerinin alanı bir kenarı 4A çarpı yükseklik 2A bölü 2'den. Bu da 4A kare oldu. Topladığımız zaman 8A kare. Zaten A karenin 5 olduğunu bulmuştuk. 8 çarpı 5'ten cevap 40 oldu. D şıkkı. Işık kaynağından çıktığı için burada aslında şunu görmek gerekiyor arkadaşlar. Bu ışık kaynağından böyle çıktığı zaman bir üçgen büyük bir şekilde oluşur. Gölgesi buraya yansır. Daha doğrusu ya gölge demeyelim. Kendisi yansır ışıkla. Haliyle benzerlik oranı olur. Bakın nasıl? Şimdi burada bir kere durum şu. Ee, alanı bunun a kare kök 3 bölü 4'ten birinin karesi kök 3 bölü 4'ten bunun alanı kök 3 bölü 4. Buranın alanı kaç? 9 kök 3 verilmiş. O zaman bunların alan oranı bakın böldüğümüzde 1 bölü 36 geldi. Alan oranı benzerlik oranının karesi. Neden benzerlik oranı diyorum? Çünkü yansıttığınız zaman görüntü değişiyor mu? Yani siz bir cismi yansıttığınız zaman eğer projeksiyonda bozukluk yoksa arkadaşlar neyse onu görüyorsunuz. Sadece boyutu büyüyor veya küçülüyor. Haliyle boyutu büyümüş bu alan oranının karesidir. Şey benzerlik oranının karesidir. Benzerlik oranı o zaman 1 bölü 6 haliyle aynı şekilde arkadaşlar. Burada ikincisinde de kare olduğu için bunun alanı 9 bölü 4. Ama yine kenar oranı istemiyor. Bizden alan oranı istiyor. 36 ile çarpacağım. Böylece 81 olacak ikincisinin de alanı. Çünkü aynı yorumla arkadaşlar yine bu da böyle büyüyecek. Ve bir kare oluşturacak. Ve alan oranı benzerlik oranının karesi olduğu için yine 36 ile çarptım. Değişik oldu. Bu da arkadaşlar tek tek yapabiliriz. 5 kez devrilmiş. Zaten daha büyük olsa yorum çıkarırız. Merak etmeyin. Ama şuna dikkat edeceğiz şimdi. Bir kez devrildiğinde şöyle olacak arkadaşlar. İki kez dev ikinci kez devrildiğinde şu kenar yani AD kenarı arkadaşlar gelecek artık böyle yani bakın böyle olacak. Sonra üçüncü kez devrildiğinde böyle olacak. Dördüncü kez devrildiğinde yani bir nevi dikleşecek. Beşinci kez devrildiğinde de zaten gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde şöyle biraz kalkmış vaziyette. Şimdi bize nereyi 8 vermiş? İlk konumuyla B noktasının ilk son konumu yani son konumu da bakın burası göstermiş B. Haliyle burayı şimdi Pisagor'dan bulabilirim 1 2 kök 2 Pisagor'dan A bakın 1 8 daha 9 3 geldi 3 Buraya A diyelim bilmiyoruz 3 yine A diyelim 6 artı 2 A 8 olduğu için bak A 1 oldu şimdi dikkat Burası birinci devrilmeydi şurada Bakın bu hale gelmesi için ikinci devrilme ve dikkat Burada arkadaşlar Şu konumdaydı Şu konuma gelirken D burası A burası Gördüğünüz gibi A etrafında dönüyor, AD oluyor. Yani bunun taradığı alan bir çeyrek daire ve yarı çapı da 1. Dolayısıyla pi bölü 4 oldu B şıkkı. Dikkatli olalım arkadaşlar. Şimdi üstte verilen bilgiler tamam. Onları bir buraya da yazalım. AE 4 olacak, EB 1 olacak. Burası 2, burası 2. AE 4 olduğu için Kapak açıldığında A, üst, A e üstünün de 4 olduğuna dikkat edin. Şimdi arkadaşlar, 3 boyutlu cisimlerde iki nokta arasındaki uzaklığı biz Pisagor yardımıyla buluruz mümkün olunca. Bakın, böyle bir E üssü G üssünü birleştirdim. Nasıl bir Pisagor yapabilirim orada? Şimdi dik üçgen oluşturmam lazım. Bu sanki eğik kenar olduğu için bir dik üçgenin hipotenüs gibi. O yüzden G üssünden böyle bir dik indiriyorum. Şöyle bir G üssü P olacak. Sonra paralellikten yararlanarak şu D üssü F üstüne dikkat edin lütfen. Bunlar birbirine paralel çünkü 2 santim. Burası da 2 santim. Hatta burası da 2 santim arkadaşlar. Şimdi e, bundan sonra ne söyleyeceğiz? Artık bu D üssü F üssünü de yine bir Pisagor'la bulacağım. Şöyle karşı kenara dik gönderiyorum. F üssü C 1 olduğundan burası da 1. EA üssü 4 olduğundan 3 kaldı arkadaşlar buraya. Karşılık kenarlar eşittir. Bunun tamamı AB 5 olduğu için burası da 5. Şu Pisagor'da 29, e, 29 nereden çıktı ya? 25, 9 daha 34. Demek ki kök 34'müş. O zaman işte bu PG üssü de kök 34 oldu. Şimdi bir tane daha burada Pisagor yaparsak 34 artı 4'ün karekökü. Kök 38'miş. E üssü G üssü E şıkkı. Yarı çapı arkadaşlar bunun 8. Şimdi kuşun önce şu doğrultuya bir bakalım. E, çap nereye kadar böyle devam mı ediyor burada bitiyor mu onu anlamaya çalışalım. Nasıl anlarız? Şimdi kirişe dik indiririm. E, bu arada 4 olduğu için O1A burası da 4'tür. Yarı çaptan dolayı 5 olduğu için 3 olur. Şu yarı çap 5 olduğu için T dersen TO1 2 olur. Haliyle kirişe inendik. Kirişi ikiye böldüğü için 3. Dikkat edin. Burası arkadaşlar 8 santim oldu. O zaman yarı çapı 8 olduğundan kuş. Burada ilk defa şöyle bir M noktası diyeyim. İlk defa M noktasında o bölgeye giriyor. Sarı bölgeye yani radyoaktif bölgeye. O zaman M ile K arasındaki uzaklığı soruyor bana. Şimdi şöyle dikey indirdiğim zaman karşı kenar eşit 4. Yine karşı kenar eşit üç. 3. Buraya kaldı 2. Pisagor 16 4 daha 20. Kök 20 eşittir. 2 kök 5 C şıkkı. Dik B'lerden yararlanmak lazım arkadaşlar. Bakın dik B'den kastım da işte şu cba. Sonuç olarak burada bir eşlik var. Ve özellikle sağına soluna alfa, beta, 90 yazmak lazım bu şekilde bakın. Ve D'nin de ordinatından yararlanmak için bir de buradan dik indiriyorum. Beta, alfa. Şimdi buna göre e, C'nin ordinatı kaç verilmiş? 4. 3 değilmiş. 4 verilmiş. O zaman eşlikten dolayı alfanın karşısı 4, alfanın karşısı 4. Yine ordinat 12 olduğu için D'nin tabii ki ne kalacak? D'nin ordinatı bakın buranın tamamı 8 kaldı arkadaşlar. Eşlikten 8. C noktasının apsisi eksi 12 ordinatı 4. A noktasının koordinatları 0'a 8. İki köşenin arasındaki nokta Böylece orta noktadır ve ağırlık merkezidir. Tam orta nokta olduğu için 0 eksi 12 bölü 2 8 artı 4 bölü 2 yani eksi 6'ya 6 oldu arkadaşlar. Haliyle bu noktanın orijine olan uzaklığı nedir? 36 artı 36 karekök içinde dolayısıyla 6 kök 2 oldu C şıkkı.